En son Dikili'de kalmıştık. Dingi botumuzda maceralı bir iniş yapmıştık. Arkadaşlarımız Elif ve Hüseyin tekneden inmişlerdi. Bayağı bir sıkıntılı gündü o gün, inişleri falan. Çok dalgalıydı, çok rüzgarlıydı. Biraz çekmeye çalıştım o maceraları da. Onları indirdikten sonra biz bir gece daha Dikili'de kaldık. Ondan sonraki günde Karaada'da kaldık. Onu da haritada şimdi işaretliyorum konumunu. Güzel bir koydu orası da. Karaada'dan sonra da uzun bir seyir, bütün gün seyir yaparak Kuşadası'na geldik. Oralarda pek çekim yapamadım. Biraz yerleşmeye çalıştık filan teknede. Şimdi bugün Kuşadası'ndayız. Sabahtan bir Kuşadası'nı keşfettik. Şimdi tekrar bir dolaşacağız. Tekerlerimizi aldık. Akşam serinliği çıktı. Bakalım Kuşadası'nda neler var? Nasıl bir yer Kuşadası? Orayı da keşfedelim. Tırmanmaya gidiyoruz. Böyle sahili az önce söylediğim gibi çok güzel, çok beğendik Kuşadası'nda. Bunlar da Kuşadası'nın kuşları. Güzel bir yerlere geldik Kuşadası'nda. Aşağıdaki deniz çok güzel. Green Beach'miş. Bayağı bir geldik, tekerle devam ediyoruz Kuşadası'nın içerilerine doğru. Şimdi Kuşadası'nın bu diğer tarafına çıktık. Bu renkli evlerin karşı tarafındayız. Buralarda böyle çok lüks oteller var. Manzarası harika. Çok beğendik ama şarjımız azaldı. Devam edemedik. Şimdi bu akşam şarj edip yarın tekrar buraları bir turlamak istiyoruz. O Kuşadası tabelasına da nasıl gidildiğini öğrendik. Konumunu da aldık. Oraya da gitmeyi hedefliyoruz yarın. Bugün bayağı bir yol aldık ama yani 3-4 saattir geziyoruz. Şarjlarımız bitti artık. Yarımdı zaten şarjımız. Şimdi bunları şarj etmeye gidiyoruz. Sonra da güzel bir akşam yemeği planlıyoruz. Bakalım. Kuşadası'ndaki ikinci günümüzdeyiz. Şimdi Güvercin Adaya gidiyoruz. Sabahtan beri tekerlerle dolaşıyoruz. Bir tur gittik, geldik. Kadınlar plajına gittik. Ondan sonra şeye gidecektik. O Kuşadası tabelasının oraya ama içeriye girişi yasaklamışlar ormanlık alanlara. Geri döndük falan filan. Bir sürü dolaştık. Şimdi akşam oldu. Son bir kez tur atıyoruz. Bugün son günümüz marinadaki. Akşam 12 olmadan çıkacağız marinadan. Şimdi gidip teknemizi falan yıkayacağız. Ondan önce bir son kez Güvercinlik Adası'na gidelim dedik. Orayı da görelim. Şu anda çok güzel bir hava var. Isındık buralara gelince zaten. Öyle Kuşadası'nı çok beğendik. Dolaşıp duruyoruz. Bir de kruz gemisi geldi Royal Caribbean'ın akşam. Güvercin Adaya giriyoruz. Buradan tur tekneleri kalkıyor günlük. Tur yapmayı düşünüyorsanız buraya gelip seçiminizi yapabilirsiniz. Hemen eskiden burada karayla bağlantısı yokmuş. Bu yol sonradan yapılmış.
Karşıda da bir kale görüyorsunuz. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Restoranlar var sonunda. Evet, bizim için buraya kadar herhalde merdivenleri. Tek yerimizde çıkamayız. Burası Kadınlar Denizi denilen bölüm. Plajı oldukça popüler. Kadın erkek herkes girebiliyor da ismi böyle. Hafta sonu olduğu için bugün ekstra bir yoğun. Böyle çekmeye çalışacağım burayı da. Akşam üzeri herkes denizden çıkmış. Artık otellerine doğru gidiyorlar. Plaj da böyle. Buraya merkezden 5 numaralı minibüslerle gelebiliyorsunuz. 10-15 dakika içerisinde merkezden buraya gelmiş olursunuz. Çok kalabalık. Sol taraflar restoran, sağ tarafta plaj. Bayağı uzun bir yol. Vallahi ortalık çok karışık. Bir mülteci botuyla karşılaştık, yardım istediler. Türk Sahil Güvenliği'ne haber verdik. O arada Yunan Sahil Güvenliği geldi. Şimdi bekliyoruz Türk Sahil Güvenliği'nin gelip teslim almasını. Epey bir telsiz konuşmaları yaptık. Şu anda Yunan Sahil Güvenliği gidiyor. Bizim sahil güvenliğimiz geliyor. Karşıda. Yunan gemisi de gidiyor. Botta 19 kişi varmış. 5 tanesi çocuk. Bizim ayrılmamızı istemediler. Bekleyin dediler. Bot battı evlerinden. Bekliyoruz biz de gelmesini. Şu anda geliyor sahil güvenlik.